Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta yanımda görmüş olduğunuz gibi şehir ninjası Tara kostümü var. Neden derseniz biliyorsunuz ki bu kostümün bir çekilişi var. Bu videoda da yine duyurmak istediğim çekilişe katılmak için kanala ilk olarak abone olun. Videoyu beğenin ve yorumlar kısmına katılıyorum yazıp size ulaşabileceğim bir sosyal medya hesabınızı bırakın. Kazanırsanız size ulaşmam için bu bir şart. Her videodan farklı kazananlar seçeceğim. Dünkü videoya yazdıysanız buna da yazın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bugünkü videomuza gelecek olursak oyundaki bütün yeni arka planları, yeni müziklere bakacağız. Yeni hiper şarjlara, yeni kostümlere, yeni etkinliğe, yeni hiper şarj kostüm enderliğine bakacağız. Birazcık mutasyonlara bakacağız. Yumurta açılımı yapacağız. Kısaca yine her şeyi yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir arka planımız var. Sessiz olayım, bir müziği dinleyin. Bu şekilde de bir müzik var. Bana bu müzik tanıdık geliyor. Sanki bir ara bu müzik oyunda vardı. Şimdi bir bakalım yükleme ekranımıza. Evet, bu şekilde bir yükleme ekranımız bulunuyor. Lily karakterinin yükleme ekranı. Ve geldik Godzilla arka planımıza. Gerçekten çok güzel duruyor. Yine sessiz kalacağım. Bir müziği dinleyin. Bu şekilde bir müziği bulunuyor. Şöyle bir de yükleme ekranımız. Evet, Godzilla'yı falan görüyoruz. Eve kostümünü görüyoruz. Yine güzel bir yükleme ekranı var. Ve hacker sezonumuzun arka planına geldik. Yine bir sessiz olacağım. Bir müziği dinleyin. Evet, bu şekilde bir müziğimiz var. Arkada da sıfırlar birler akıyor. Yükleme ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Bunun da yine güzel bir yükleme ekranı var. Ekrardan şöyle de görmüş olun. Aktif bir arka plana geldik. Bu yeni efsanevi karakterin arka planı olabilir. Yine bir sessiz kalayım. Müzikten belli bu arada. Bu yeni efsanevi karakterin arka planı. Yükleme ekranımıza bakalım. Ooo, ne diyorsun sen? Bu da güzel. Yine farklı bir arka planımıza geldik. Şöyle bir müziği dinleyelim. Evet, eskilerden bir müzik, zaten bunu biliyoruz. Bu arka planda yaz temasıyla alakalı arkadaşlar. Şöyle bir hocam, bu yükleme ekranı vardı sanki ya oyunda. Arka planlarımız ve müziğimiz bu şekildeydi. Şimdi isterseniz 26. sezon arka planı varken de Brawl Pass'e sizlerle birlikte bakalım. Rozetlerimiz önemli zaten. Şöyle rozetleri sizlere hızlı bir şekilde göstereyim. Onun dışında en sonda bir ünvanımız var. Ona da bakalım. Spreyimizin görüntüsü bu şekilde. Şöyle, evet, yine bir yumurtalı bir rozet var. Ağlayan yumurtalı rozet. Böyle bir farklı ağzına ateş çıkartan bir rozet. Kalpli rozeti görüyoruz. Oyuncu simgesinin görüntüsü bu şekilde. Şuraların arkasında bir açalım ki tik kostümlerimizi de bir görelim. Hocam sen nesin ya bu tik kostümü? Felaket bir kostüm hocam. Mecha tik, Vidaroh beyaz. Bu nasıl şey lan? Bu arada şöyle bir seçenek gelmiş arkadaşlar. Şimdi seçe bastığınız zaman ne yapıyor onu bir söyleyeyim. Şimdi seçe bastığım için şöyle tike bastığım zaman görmüş olduğunuz gibi bu tik kostümünü seçmiş oluyor. Onun dışında ana mecha tik kostümünü de buradan almış olalım arkadaşlar. Devam diyeceğim ve oyuncu unvanımız da Gojo. Jira. Yani bunun anlamı ne bilmiyorum. Kesin bir anlamı vardır ama böyle bir oyuncu ünvanı var. 26. sezon Brawl Pass'te bu şekilde. Şimdi gelelim yumurta açılımımıza. Toplamda 100 tane yumurta açmak istiyorum arkadaşlar. Ben ilkinden Destance'ı çıkardık ve içerisinden bir mutasyon çıkıyor sanki. Ne çıkıyor abi? Evet, Rosa'nın mutasyonunu çıkardım. Test hesabı olduğu için süresi biraz fazla gözüküyor arkadaşlar. Bu kadar süresi olmayacak, haberiniz olsun. Etkinlik zaten bu kadar sürmeyecek. Süper Ender geldi. Bu arada bu tarzda yumurta açılımları atmayı düşünüyorum ben. Güzel güzel sizlere içinden neler çıkartıyor. Hepsini göstermek istiyorum ve efsanevi geliyor. Bakalım efsanevinin içinden ne çıkacak ve... Oğlum kostümü çıkardık direkt. Nasıl başardım ben bunu ya? Hiper şarj kostümünü efsaneviden çıkardım da... Oha oğlum, oyuncu simgesi, sprey. Tabii ki her şey de gelmiş oldu bu şekilde. İnanılmaz şanslı bir açılım yaptım ya. Yani 100 tane açmaya gerek kalmayabilir, bilmiyorum. Rapa mutasyonunu çıkardım. Şimdi tekrardan bir açalım. Yine efsanevi geliyor. Gel hocam. Efsaneviden Super Ranger Brock kostümünü çıkardım. Super Ranger Brock kırmızı ama bak. Kırmızısı da var. Önemli. Oyuncu simgesi ve rozeti de bulunuyor. Efsanevi geliyor. Açıl bakalım artık. Bu arada parmağımı şu şekilde hareket ediyorum. Mega Böcek bir geldi size. Ben onu bir göstereyim arkadaşlar. Nasıl açtım bir görün. Bakın şu şekilde sağ sol yapıyorsunuz yani. Bu şekilde açılıyor ve gizemli geldi şu an. İçerisinden ender kostümü çıkardım. Evet, güzel. Devreye memuru arti. Yani şu şekilde dokunduğunuz zaman olmuyor bak. Aa, oluyormuş lan.
Ama genel olarak parmağını sürükle diyor. Bak şöyle yapınca açıyorsunuz yani. O da zaten parmağını sürükle diye ekranda çıkardı. Ooo spreyini çıkardık o kostümün. Esansı geliyor yine ve yine mutasyon çıkardık. Toplamda 50 tane açmış oldum arkadaşlar. Yani 100 tane açacaktım ama vazgeçtim arkadaşlar. Onun ilerleyen videolarda tekrardan detaylı bir şekilde yaparız. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Geldim hiper şarjlara. Bro'un hiper şarjı biliyorsunuz ki arkadaşlar 4 tane bakın. Of. Delilercesine roket sallıyor ama roketin hasarı bir tık daha az. Hani bak büyük robota da atalım daha iyi anlayın diye arkadaşlar. 1500 oğlum iyi vuruyor ya vuruyor hakkı yenmez. 17500 hasar verdi şu an robota. Kendinin hiper şarjına geldim. Bu hiper şarjda arkadaşlar ultinin içerisinde hareket hızınız artıyor. Onun dışında robotlarda görmüş olduğunuz gibi bir anlık bir sersemleme yaşadılar. Titan'ın hiper şarjına geldim. Burada Bruce'un arkadaşlar hareket hızı artıyor. Onun dışında bizde mutasyon da var bu arada. O yüzden 2 tane ayı çıktı haberiniz olsun. Normalde 2 ayı çıkmayacak bu mutasyon. Mutasyonu bu karakterin. Bruce'un canı artmış oluyor ve hareket hızı artmış oluyor. Bu şekilde bir hiper şarjı var. Max'in hiper şarjına bastığınız zaman arkadaşlar ulti ile birlikte enerji çeceği bırakıyor. Bu takım arkadaşınıza bir etki sağlıyor. Hareket hızları artıyor. Onun dışında süper özellikleri %25 doluyor. Geri gelmişken mutasyonu da söyleyelim. Bu karakterin arkadaşlar mermisi bitmiyor. Mutasyonu bu şekilde yani sürekli böyle düz vuruş atabiliyorsunuz. Mermi asla bitmiyor. Hiper şarjın açıklaması da bu şekilde. Din karakterinin hiper şarjı hocam. Şöyle attığınız zaman 3 kişiyi birden size çekiyor. Din hiper şarjında ise attığınız kafa daha hızlı bir şekilde hareket ediyor ve fırlatırken de daha hızlı bir şekilde gidiyor ve görmüş olduğunuz gibi mayınlar bırakıyor. Ve bu attığı mayınlara da bir bakalım. Attığım mayınlar da aynı şekilde 4000 hasar veriyor. Günlük 8 savaş kazanarak 3 tane star hediyeti elde edebiliyoruz biliyorsunuz. Bir de bunların yanına 2 tane de yumurta eklendi. Zaten Brawl Talk'ta gösterilmişti. Ve Godzilla şehir yıkımı oyun modu da yine mutasyonlarla birlikte oyuna gelecek. Bu oyun modunda hocam şu görmüş olduğunuz civatayı alarak robota dönüşebiliyorsunuz ve suyun üzerinden de hareket ediyor. Direkt size bunu göstermek istedim. Hasarı inanılmaz fazla. Şöyle bir 4000 hasar veriyorum. Bu şekilde şehire saldırabiliyorsunuz. Yani düz vuruşunuzla kırabiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Bir de şöyle bir süper özelliğimiz var. Şehre adeta patates ediyor. Bak rakibe karşı da onu bir kullanayım tabii ki. Hocam şöyle bir gel bakayım sen. Aaa auto-aim kurbanı oldum arkadaşlar bir saniye. Şöyle ultimi basmak istiyorum. Uff hasarın manyaklığını gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten felaket hasar veriyor ve şehri yok edebiliyorsunuz. Yüzdesel olarak da tabii ki en çok kim yıkarsa o kazanmış oluyor. O oyun modunu ve yumurtaları açaraktan arkadaşlar kulüp etkinliğinde bu görmüş olduğunuz yumurtayı tamamen dolduracağız arkadaşlar. Ve bu şekilde bize ödüller veriyor. Hepsinde ayrı ayrı elmaslar veriyor. 5 elmas, 10 elmas, 15 elmas, 25 elmas. Yumurtayı da tamamen doldurduğumuz zaman hocam bize kostüm verecek. Görmüş olduğunuz gibi bakın bana şu anda kostümün renk seçeneği geldi. Çünkü az önce kostümün kendi halini almıştık. Ve gelelim benim artık en sevdiğim kısma. Görmüş olduğunuz gibi hiper şarj kostümleri olacak şekilde yeni bir enderlik oluştu. Ender, süper ender, destansı, gizemli, efsanevi vardı. Artık yanında bir de hiper şarj kostümlerimiz var. Godzilla bas kostümü ve renk seçenekleri. Bu kostümleri zaten etkinlikle birlikte ücretsiz bir şekilde alabileceğiz. Özel savaş model, efekt, animasyon, ses, kaplama, hava aşağı modeli her şey var. İnanılmaz bir animasyon da var zaten izlediniz. Şöyle bir sesini dinlemek istiyorum ben ilk olarak. People don't survive. Yani farklı bir sesi var ufaktan. Test hesabında olduğum için arkadaşlar şu anda hiper şarj ulti dolu bir şekilde başlıyor. Onda baştan bir söyleyeyim. Oyun herhalde böyle olmaz. Şimdi kostümün bir düz vuruşuna bakalım. Mavi bir görüntümüz var arkadaşlar. O büyük boss modunda da böyle ulti attığımızda görüntü vardı ya. Ona benziyor ve öldürdüğümüz zaman bir şehir çıkıyor. Bir bina çıkıyor. Ultimize bir bakalım. Ultimizin görüntüsünde evet böyle farklı bir görüntü var. Çarptığımız zaman da yine aynı şekilde efekt çıktı. Şimdi gelelim asıl noktaya. Hiper şarja basıyorum.
Hocam büyüdük. Evet bak mavi vuruyorduk. Mor haline denk gel. Mora dönüşmüş oldu ve hani inanılmaz bir dış görünüş var ya. Abi şu büyüklüğe bakar mısın? Gerçekten fena. Yani ve vuruşlarında da yine aynı şekilde efekt var. Biliyorsunuz ki efsanevi kostümde bile hiper şarja bastığınız zaman oyunda efekt tamamen kayboluyor. O baya bir kötüydü. Hiper şarjda bile kostümün efekti aynı şekilde bulunuyor. Ultisinde de var. İkinci olarak Super Ranger Brock kostümüne geldim. Animasyonu oha ne diyorsun lan? En son bir patlama yaşadı. Dur maviyi biliyoruz zaten. Maviyi geçeceğim. Oyunda mavi hali var zaten. Sondaki patlama inanılmaz güzel. Yani hepsi zaten birbirinin renk seçeneği olduğu için sadece bir tanesini deneyeceğim. Şöyle sarı olanı bir deneyelim. Denemeden önce kostümü satın aldım. Bu şekilde bir oyuncu simgesi ve rozeti bulunuyor. Farklı bir tane daha aldım. Tamam. Aynısının farklı hali. Yalnız bak rozet değişti. Kalpli olan geldi. Sarı görünüşle birlikte olayıma girmek istiyorum abi. Roketi fırlattıktan sonra ayda bizim küçük halimiz çıkıyor ve gerçekten yavaş yavaş da kayboluyor. Güzel bir efekte sahip. Ultiye bastığımız zaman da etrafımda 4 tane agam çıkıyor ve ultinin efekti de yere değdiği zaman da bir şey bırak. Oğlum çok iyi yapmışlar. Super Ranger bu tekrardan modelleyip getirmeleri, efektleri inanılmaz güzel, müthiş oldu. Ne diyeceğimi bilemedim ben. Bayağı bir beğendim bunu bu arada. Ama sarı olanın dış kaplaması çok bir hoşuma gitmedi. Onu da bir söyleyeyim. 26. sezonun gururu olan kostüme geldim. Mecha Tick kostümü. Gerisini hiç okuyamayacağım arkadaşlar. İnanılmaz bir ismi var. Bir de şu haline bakalım abi. Kafa mafa dönüyor abi. Animasyon bayağı bir güzel. Animasyonu bayağı bir beğendim. Dış kaplaması da gerçekten çok güzel duruyor. Böyle hızlı bir şekilde bakalım neler yapıyorsun sen. Evet merminin gidişi bile çok güzel bu arada. Üçlü böyle yapışık bir şekilde gidiyor. Kafanın görüntüsü. Kafanın görüntüsü zaten klasik. Onda bir değişiklik olmuyor. Hani ben bu sezonu kesinlikle yine alacağım arkadaşlar. Hiper şarja bastığım zaman kafam. Aa güzel, kafam yine aynı abi, güzel. Böyle bir de hiper şarja düz vuruşuma basacağım. Evet normal tick mine'ına maalesef dönüyor. 26. sezonun aşamalı kostümü Mothra Eve kostümüne geldim. Muhteşem. Yani dış görünüş gerçekten çok iyi. Hani Eve yakışabilecek sağlam bir kostüm bu arkadaşlar. Ve destansı ve aşamalıdan bunu alabiliyoruz. Oo, uçuyoruz hocam, ne diyorsun sen ya. Şöyle bir ultimize bir basalım. Ultimizin görüntüsüyle başlamış olalım. Böyle güzel bir ulti görüntüsü var. Bizim Veladistanlı tayfa. Aa, oğlum tırtıl mısınız lan siz? Böyle değişik bir görüntüsü var. Düz vuruşun efekti de çok güzel. Arkada iz bıraka bıraka, yerde de iz bıraka bıraka gidiyor. Ve geldik bir diğer gizemli kostüme. Oğlum neler yapıyorsunuz? Herkes bir taraflarından bir şeyler saçıyor. Mecha Godzilla Nita, gözlerinden görmüş olduğunuz gibi lazerlerle bir ateş etti. Dış görünüşü gayet güzel. Ben görünüşünü beğendim. Kostümü şöyle bir de satın aldım bakalım. Bir tane spreyimiz, oyuncu simgemiz ve hareketli rozetimiz de bulunuyor. Yani şimdi arkadaşlar kusura bakmayın ama fil dişi Nita'dan daha iyi duruyor. Yani fil dişi Nita efsanevi, bu gizemli. Bilemedim yani hocam, bir tık zord gibi olmuş yani. Vuruş efekti bayağı bir iyi. Yer tekerlek mi fırlatıyoruz ya? Yerde bir tekerlek gidiyor gibi ya. Arkada da izini de bırakıyor. Ayıyı da salmak istiyorum. Bunun mutasyonu arkadaşlar 2 tane ayı çıkartıyor. Haberiniz olsun. O yüzden şu an 2 tane ayı geldi. Ayının sesi farklı mıydı? Ona dikkat etmedim. Bir dinleyelim. Ne yaptınız lan? Robotik bir bağırma geldi. Sırada 27. sezonun kostümleri var. İlk olarak B-Byte kostümüne bakacağız. Süper Ender bir kostüm. Animasyonunu görüyorsunuz. Animasyonu bu şekilde. Tamamladı şu anda. Dış görünüşüne de bakalım. Dış görünüşümüz yani Süper Ender için güzel duruyor. Kostümü satın aldım ve bu arada bu şekilde bir rozeti bulunuyor. Şimdi B'ye bir gelelim. Bunda da mutasyon var bak. Oğlum bu ne lan? Ana Janet'ın lan. Bu mutasyon muhtemelen arkadaşlar. Janet'ın atışı gibi başlayıp sonrasında düz mermi gidiyor. Güzel bir görüntüsü var. Süper Ender için farklı ve güzel bir efekt. Birisini vurdukça bu arada etrafımıza bu bizim şeyden geliyor. Şimdi ultimize bakalım bir de arkadaşlar. Ultiyi bastığım zaman yok abi, ultide olmadı o. Çarptığı noktada da yine hocam böyle bir piksel bir şeyler çıkartıyor. Süper Ender için bayağı güzel bir kostüm yani, ben beğendim. Ve geldim 27. sezon Brawl Pass'ine. Brawl Pass'imizin içerisindeki rozetlere ve spreylere bakacağız yine aynı şekilde. Videoyu ilk çekmeye başladığım zaman arkadaşlar 26. sezon vardı. Araya 27. sezon geldi. Bu yüzden üstümdeki kıyafet değişti. Onu da ben baştan sizlere söyleyeyim. Yorumlarda yazanlar olur. Sprey de var görmüş olduğunuz gibi. Yine sayılarla alakalı bir şeyler. Burada yine rozetlerin hepsini sizlere bir göstereyim. Daha sonrasında Hacker Brock kostümümüze sizlerle birlikte bakalım. Yeni oyuncu simgesi 45. kademede açılıyor ve son kademelere doğru da 3 tane kostümümüz oluyor. Onun dışında bu bir bot isimli oyuncu unvanı geliyor. Brock karakterinin yeni Hacker kostümlerine bakalım isterseniz beraber. Hacker Brock kostümünü görüyorsunuz. Animasyonu bu şekilde yine. Ooo güzel bir animasyonu var.
Bilgisayar kasasına benziyor roket. Vay güzel. Diğerlerinin de yine aynı şekilde dış görünüşüne bakalım. Zaten bir şey değişmeyecek arkadaşlar. Animasyonunda ve efektlerinde sadece dış görünüşü değişecek. KYM Hacker Brock kostümü. Son olarak da altın Hacker Brock kostümüne şöyle bir dış görünüş olarak bakalım. Bunun da dış görünüşü bu şekilde. Benim hoşuma KYM Hacker Brock gitti çünkü RGB gibi bir görüntüsü var arkadaşlar. Böyle bilgisayarlar ışıklı mışıklı oluyor ya. O görüntü buna gerçekten yakışmış gibi duruyor. Şimdi şöyle bir kostümümüzün efektlerine de tabii ki bir bakalım. Ayda oğlum iki tane fırlatıyor. Ha bu mutasyon yine ya. Ben de diyorum niye iki tane fırlatıyor. İki tane flash bellek gidiyor. Normalde bir tane gidecek. Karakterin mutasyonu bu. Şöyle bir de süper gücüne bakalım. Aynı şekilde flash bellekleri fırlatıyoruz. Şöyle bir de hiper şarj haline bakacağım. Yani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar efektler gitti. Gelelim şimdi 27. sezonun aşamalı kostümüne. Arıza Larry ile Lowry kostümü. Öncelik olarak Lowry geldi. Orada işlemler bir şeyler yapıyor ve Larry'yi de getirmiş oldu. Evet sadece Larry hareket ediyor yine. Aslında bu kostümlerde ikisi birden hareket etse daha güzel olacak ama sadece Larry hareket ediyor. Animasyonu gayet güzel. Ben animasyonunu beğendim. Şöyle bir de efektlerine beraber bakalım. Şimdi ultimiz zaten var. Şöyle ultiyi bir atacağım. Lowry'miz geldi ve ooo mermilerin görüntüsü gayet güzel. Peki bunun nasıl abi? Oraya bir şey fırlatıyoruz. Baya güzel bu arada. Şöyle bir iç içe atsam bunları bir. Abi aynı anda çıkmıyor mermi. Yere çıkan iz baya bir güzel ya. Beğendim. Şöyle bir de bir şu mermileri bir değişelim. Aynen bak bu merminin görüntüsü de bu şekilde. Efekt animasyon olarak inanılmaz güzel bir Larry Lowry kostümü gerçekten getirmişler. Yine geldik gizemli kısmına. Fang kostümü. Fang Guardian. Vay. Oğlum bunun animasyonu çok güzel arkadaşlar. Videodan önce bakmıştım. Hareketleri kesin neler yapıyor ya. Ve böyle duruyor bu arada. Manyak bak ters duruyor he. Hani şöyle bir değiştirip yaptığım zaman tekrardan tabii ki başlıyor. Hocam şöyle bir animasyonu bir daha izlemek istiyorum. Bence şu an oyundaki en iyi animasyon olabilir ya. Bayağı sağlam bir animasyon. Bak ters duruyor abi. Ters bir şekilde çevirelim. Kostümün dış görünüşü de bu şekilde. Evet Fang kostümünü de yine aynı şekilde satın aldım. Bakalım oyuncu simgemiz, spreyimiz ve rozetimiz bulunuyor. Fakat bakın bunun rozeti hareketli değil şu anda. Ama sonrasında hareket kesin gelir. Şimdi gelelim hocam dış görünüşümüze. Yani güzel gözüküyor mu oğlum efekt ne lan? Tamam güzel gözüküyor arkadaşlar. Efekti beğendim. O efekt ne böyle? Ne fırlatıyorsun ya öyle? Çokgen bir şey fırlatıyor ama ya kaçgen abi onu ben nasıl sayayım? Şöyle bir de süperimize... Güzel. Sen güzelsin hocam. Ben seni beğendim. Mısır değişmiyordur diye tahmin ediyorum. Tabii ki değişmiyor. Hiper şarjlı bir vuruşumuzu göstereyim. Normal haline dönüyor. Ultimiz de yine zortluyor. Her şey gidiyor hiper şarjda. Ama genel olarak efektlerimiz bu şekilde. Efekt olarak bayağı bir beğendim ben. Ve geldik bir diğer efsanevi kostüm. Virüs Charlie animasyonu kes. Yine neler yapıyorsun hocam sen ya. Bak ekranlar mekranlar sıfırlar birler. Hacker sezonu hocam neler diyorsun? Dış görünüşümüze bakalım. Dış görünüşümüz bu şekilde. Üstteki o şey sürekli dönmeye devam ediyor. Kostümü de satın aldım arkadaşlar. Şöyle neler geldiğini görelim. Oyuncu simgesi, sprey ve rozetlerimiz tabii ki bulunuyor. Evet bu şekilde farklı sesini de duymuş olduk. Tabii ki efsanevi olduğu için özel sesi de bulunuyor. Ve hocam şöyle vuruşlarımızın görüntüsü bu şekilde bak. Öldürme animasyonu inanılmaz güzel. Ekranlar çıkıyor en sonunda sıfırlar birler çıkıyor. Ulti de yine çok güzel. Sıfırlar birler çıkıyor böyle belge görüntüsü çıkıyor. Böyle sürekli hackliyormuş gibi gözüküyor ve en sonunda da aynı efekte kayboluyor gidiyor kendisi. Ve burada bir değişiklik var arkadaşlar. Hop aksesuara bastım bakın böcekler değişiyor. Hiper şarjda bir basalım. Hiper şarjda normal halimize dönüyoruz ama bak yeşil şey fırlatmaya devam ediyor he. Hiper şarjda ultime de basayım arkadaşlar. Yani ultimizin görüntüsü aynı kalıyor. Bak bu güzel en azından bunu yapmışlar abi. Genel olarak çok sağlam güzel bir kostüm ya. Buna diyebilecek bir şey yok. Efsane ve hakkını da vermişler. Ve geldik artık çekilişini yapmış olduğumuz şehir ninjası Tara kostümünü arkadaşlar. Animasyonunu az önce izlemiş olduk. Dış görünüşü bu şekilde. Sokak ninjası Tara'nın yenilenmiş hali bu arkadaşlar. Efekt animasyon kaplaması bulunuyor. Bunu da söyleyeyim. Bu kostümü tekrardan satın almanız gerekiyor. Yani Sokak Ninja Star'a var. Buna dönüşecek diye bir durum yok. Sokak Ninja Star'a artık markette satılmadığı için bunun yenilenmiş bir şekilde tekrardan bu tarz kostümleri getiriyorlar. Biliyorsunuz bu kostümde en çok beğendiğim ultisinin inanılmaz farklı görüntüsü. Düz duruşumuz nasıl? Düz vuruşumuzda yine abi tamam güzel duruyor yani ben beğendim bunu da. Yenilenen bir kostümümüz daha var. Oyuncu Bibi kostümü. Bu da kahraman Bibi'nin yenilenmiş hali. Dış görünüşü bu şekilde. Yani hocam ben ne yalan söyleyeyim kahraman Bibi bir tık daha iyi gibi duruyor ama dış görünüş olarak efektlerine bakmadım. Şimdi bakalım neler var. Oyuncu simgesi, spreyi ve rozeti bulunuyor. Gelelim bakalım nasıl efektlerimiz var. Kahraman Bibi'nin balonunun efekti sanki düz vuruşunda var gibi. Düz vuruş efekti bayağı güzel arkadaşlar. Yani buna bir şey diyemeyeceğim. Balon nasıl? CD fırlatıyor.
Ana oğlum çok iyi lan. Beğendim ben bunu. Ya dış görünüş olarak inanılmaz tatmin etmemişti ama efekt olarak harbiden çok sağlammış. Şöyle bir de hiper şarjlı hali. Evet, eski haline dönüyor. Aa, düz vuruştaki efekt duruyor arkadaşlar. Ulti gitti sadece. Ulti de olmayı versin. Oğlum ben bunların hepsini kestim mi lan az önce attığım şeyle? Maşallah iyi kesmişiz. Hem markette hali hazırda satılmayan aşamalı kostümleri var. Onun dışında bir de Brawl Pass kostümü var ki bu da Kızıl Şövalye Surge olarak oyuna tekrardan gelecek arkadaşlar. Rengi ve dış görünüşü bu şekilde. Bunun normal hali hatırlarsanız Mecha Şövalye Surge arkadaşlar. Şöyle hemen hızlıdan bir bakmak istiyorum. Bir bakayım abi. Efektler aynı ya. Efektler aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Rengi değişmiş sanırım sadece. Hani varsa da oyundan bir bakıp söylerseniz mutlu olurum. 10 seviyesinin dış görünüşü de bu şekilde. Yani bence tatlı güzel bir kostüm ama ben kırmızı rengi yakıştıramadım çünkü maviye gözüm inanılmaz alışmış. Bunun dışında biliyorsunuz ki aşamalı kostümleri de var. Az önce zaten demiştim. Ay laneti Penny kostümü. Bu kaçakçı Penny'nin yenilenmiş hali. Yani renk olarak değişik şu anda. Şöyle bir ultimi bırakmak istiyorum. Hocam evet bunu da yine evet mutasyon arkadaşlar, bu haberiniz olsun. Düz vuruşunun görüntüsü de bu şekilde. Tareti değişmiş bu arada. Kaçakçı Penny'nin tareti yani renk olarak bu şekilde değildi. Dış görünüşümüz de bu şekilde. Beyaz Byron kostümüne geldim. Bu da Büyücü Byron'un renklendirilmiş, yenilenmiş hali. Yani Brawl Talk'ta o kadar oğlum lobide güzel gözüküyormuş. Ben bunu şimdi bir görünce bir beğendim. Savaş arenasında da ya Brawl Talk'ta gözüme daha bir kötü gelmişti ama abi bence güzelmiş ya. Ben bunu da bir beğendim yani görünüş olarak. Efektleri de bu şekilde arkadaşlar. Jet Ski Jackie değil, Dalga Ustası Jackie kostümü. Bu da Jet Ski Jackie'nin yenilenmiş hali ve pembe hali. Hocam sende de su sesi var mı? Abi ki var hocam. Tamam şöyle bir de ultine bakalım. Efektler aynı arkadaşlar. Efektlerde ben bir değişiklik göremiyorum. Değişen şey dış görünüşümüz. Hiperine de bir basayım hemen. Şöyle bir görün. Evet, hiperinde düz vuruş aynı. Ulti bozuluyor. Piano 8 bit kostümüne geldim. Bu da yine Beyaz Byron mıydı ismi ya? Evet, Beyaz Byron'a benzer bir şekilde yapılmış gibi. Beyaz hali çünkü görünüş olarak. Hocam peki piyano sesi carçut aynı mı? Ses geliyor mu? Evet hocam yine o bildiğimiz ses bizde var. Efekt de aynı, evet. Efekt de aynı. Ultiye bir bakalım. Ultinin de görünüşü sanırım aynı. Bundan emin olamadım abi. Yani rengi değişmiş yine sadece. Nian Nita'nın yenilenmiş hali burada görmüş olduğunuz gibi. Dış görünüşü bu şekilde. Bu arada ben değişmemiş değişmemiş diyorum. Efekti değişmemiş demek istemiyorum. Umarım yanlış anlayan olmamıştır. Benim demek istediğim kostümlerin ilk versiyonundan ikinci versiyonuna geçişte efekt olarak bir farklılık olmamış. Bak mesela Nian Nita'da yine aynı şekilde böyle vuruyor. Mutasyon olduğu için iki ayı çıkartacağız. Ayının görüntüsü de bu şekilde. Vur bakalım bir. Şöyle bir daha vurun çocuklar. Evet vurduklarındaki görüntü bu şekilde. Bir de hiper'e basalım. Hiper'de ayımız büyüdü tabii ki ve düz vuruşumuz da yine aynı. Değil lan bu arada, yok. Düz vuruşumuz normale döndü ya. Aynen. Son olarak da yapımcı baz kostümümüz var. Yönetmen bazın değişmiş hali. Yani bayağı aynısı duruyor bu arada. Sadece ufak bir rengi değişmiş. Hemen şöyle bunun da arkadaşlar şöyle bir süper. Oğlum süperi ne oldu lan orada? Bir baga soktum galiba. Ulan bu mutasyon muhtemelen ya. Oğlum nereye kadar gidiyor Allah aşkına? Alo. Oğlum sonsuza kadar gidiyor mu bu? Tövbe bismillah, mutasyon hocam yani. Bak bak gidiyoruz. Bir menzili varmış lan, yetişmedi. Biraz daha ilerleyeyim. Hedefimizden konumuzdan saptık. Burası da yetmedi. Yani şuradan artık herhalde yetersin yani diye düşünüyorum. Evet bayağı uzun bir ulti. Neyse dur, konumuzdan saptık. Düz vuruş aynı arkadaşlar. Böyle hiperine basayım. Hiperinde normale dönüyor. Ultimiz nasıl? Ultimiz de normale döndü. Ufak tefek yenilenmiş iki kostümümüz var. Birincisi Rock Yıldızı Colt. Arkadaşlar burada buna böyle bir kral logosu gelmiş. Oyun içerisinde şu an Rock Yıldızı Colt'a girerseniz sırtında farklı bir şey olduğunu göreceksiniz. Onun dışında şurada bir ayağının orada kırmızı detay var. Onun rengi kırmızı değildi. Böyle bir değişiklik yapmışlar. Ufak bir kostümü yenilemişler mi diyeyim, öyle bir şeyler. Aynısını başıboş Bula da yapmışlar fakat ben ne olduğunu anlamadım. Bak sadece şu alttaki beyaz kürk var ya, orada nokta nokta olan değişiklikleri fark ettim. Onun dışında hiçbir şey fark edemedim. Normal oyuna da girdim ama ben bir değişiklik göremiyorum. Sadece o nokta nokta değişiklikler var. Yani gören varsa oyun içerisine bakıp yine söylerse mutlu olurum. Ve geldim yaz temasının kostümlerine. Byron sahilde kostümü. 29 elmaslık bir kostüm, bu yüzden satın almayacağım. Ender kostümden herhalde bir şey çıkmaz. Efektimiz de değişmeyecek muhtemelen arkadaşlar. Oyun içerisindeki... Byron'un efekti bu şekilde miydi ya?
Bana niye efekt değişti gibi geldi. Abi Byron'ın vuruşu mu değişti ya da ben normal halini hatırlamıyor da olabilirim. Yani vuruşlarımız ve görünüşümüz bu şekilde. Gala Mortis kostümüne geldim. Yine görmüş olduğunuz gibi ender bir kostüm. Dış görünüşü bu şekilde. Yani bu kostümler Brawl Talk'ta çirkin duruyordu abi. Sebebi hepsinin ender olmasıymış. Bunu da buradan anlamış olduk. Efekt olarak hiçbir şey değişmiyor. Dış görünüşümüz bu şekilde. Geldim Şemsiye Frank kostümüne. Bu da yine görmüş olduğunuz gibi 29 elmaslık ender bir kostüm. Oyun içerisindeki görünüşümüz bu şekilde. Şöyle bir düz vuruş atalım abi. Düz vuruşumuz değişmiyor. Süperimiz aynı şekilde değişmiyor. Bir diğer gizemli kostümü olan Squad Buster Shelly'ye geldik abi. Squad Busters değil mi bu arada ya? Sonunda bir şey olması gerekmiyor mu? Onu bilemedim. Dış görünüş olarak muazzam bir Shelly kostümü. Kostümü satın aldım ve görmüş olduğunuz gibi oyuncu simgesi çok güzel bu arada. Sprey bulunuyor ve rozeti de bulunuyor. Bir de efekt olarak bakalım. Oğlum saçımızdan yine böyle çok bak çok gözükmüyor. Bak Shelly de bunu beğenmiyorum ben. Aa bak efektimiz güzel. Düz vuruşunun efektini ben beğendim. Şöyle bir de süperine bakalım. Ha yıldıza dönüştü bu. Hadi bir de bunlara hiper şarja bakalım. Evet normal vuruşa maalesef geri döndük. Ultide de yine normal vuruş var. İki tane de Supercell Make kostümü oyuna eklenecekti. Bunlardan ilki görmüş olduğunuz gibi kabus sendi. Oğlum bu nasıl animasyon lan, neler oluyor? Animasyonu destansı için gayet güzel. Dış görünüş olarak da yine iyi duruyor kostüm. Kostümü satın aldım ve oyuncu simgesiyle rozeti bulunuyor. Şöyle bir düz vuruşumuza falan da bakalım. Oo ne diyorsun ya? Oğlum çok karanlık yerlere sürükledin sen bir zaman. Nasıl oldu ya? Şöyle bir de ultiye bakalım. Ultinin giderkenki o fener görüntüsünü beğendim. Aa, bu göz görüntülerini ben Brawl Talk'ta fark etmemiştim orada. Yani çok hızlı geçiyor ya. O zincire çok odaklanmıştım. Göz görüntüsü varmış. Şimdi tabii ki buna ben hiper şarjda da bakmak istiyorum. Düz vuruşumuz jortladı. Ulti jortlamasın bu arada. He. En azından ulti duruyor arkadaşlar hiper şarjda. İkinci olarak da Kara Samuray Jin kostümüne geldim. Yine animasyon olarak güzel bir animasyon bizi karşıladı. Samuraylığını yaptı orada. Böyle hop 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 hareketler yaptı seri seri. Dış görünüşümüz bu şekilde. Kostümü satın aldığımız zaman da böyle bir oyuncu simgesiyle rozeti geliyor. Şimdi kostümün dış görünüşü bu şekilde. Şöyle bir efektlerimize bir... Oo. Kılıç fırlatıyor kardeşime bak. Değişik bir gidişi var. Ve ayrıldığında da sanki daha büyükmüş hissiyatı veriyor ya mermiler bana. Rakibi de dojlamak için zorlar bu ha. Bence güzel olmuş bu. Şöyle bir de ultimize bakalım arkadaşlar. Oha o ne lan öyle. Bunda da yine güzel bir efekt var. Şimdi bir de aynılarına tabii ki hiper şarjla bakalım. Şöyle düz vuruşumuz zortladı bile. Hiper şarj. Hiper şarj da gitti. Pardon hiper şarj diyorum. Süper özellik de gitti arkadaşlar. Her şey gitti yani. Ve o çok beklediğimiz yenilik artık oyuna geliyor. Mekavo arkadaşlar yenileniyor. Şöyle bir dış görünüşe falan baktığım zaman hiçbir şey değişmiyor. Karakterin sesi mesi zaten bulunuyordu biliyorsunuz. Burada yenilenen hocam oyuncu simgesi, sprey ve rozetleri şu anda artık oyuna gelecek. Onun dışında bir de alaşağı modeli var. Alaşağı modelini sizlere şak şöyle bir göstermiş olalım. Güzel bir alaşağı modeli var. Hatta şuraya bir ultisini sallamak istiyorum. Ulti ile birlikte... Evet bayağı güzel bir görsel şölen oluştu. Bunun yanında biliyorsunuz ki Buz Kraliçesi Amber da yine aynı şekilde efsanevi oluyor ve özel sesi de geliyor. Dış görünüşünü zaten biliyorsunuz, bunu tekrardan göstermiş olayım. Şimdi bunun rozet spreyi falan filan bunlarına bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi oyuncu simgesi spreyi ve bütün rozetleri de geliyor. Sesi bir dinleyelim isterseniz. Evet bu şekilde farklı bir ses çıkardı. Ya onun dışında zaten efektleri aynı arkadaşlar. Efektlerini zaten biliyoruz. Yani bunlar hep aynı ya. Burada değişen bir şey yok. Özel ses geldi. Onun dışında rozetleri falan filan geldi kostümü ve efsanevi oldu. Bu şekilde oyuna eklenecek olan bütün yenilikleri sizlere göstermek istedim. Fang ile kapatmak istedim. Evet Dobby'de ters duran bir tip var şu anda. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bütün detaylarıyla birlikte sizlere güncellemeyi anlatmaya çalıştım. Sonraki Brawl Stars güncelleme videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye.